Mimarın hobi dünyasından hepinize selamlar. Arkadaşlar bir süredir şehir dışında olduğum için video çekip yükleyemedim. Ama ilk fırsatını bulur bulmaz hemen bir genel durum videosu çekmek istedim. Bazı arkadaşlar şimdi uygulamalarımız olacak. Yaz uygulamasını başlatacağız. Yazın nasıl neler yapılır? Kuşlar nasıl ayrılır? Bakımı nasıldır arkadaşlar? Şimdi onları size hızlıca tarif edeceğim. Yani üstünden tarif edeceğim. Çok detaya girmeden. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir alışveriş yaptım. Onları da size göstereceğim birazdan. Neler aldık? Yine magnezyum hamamımızı aldık. Neler paylaştığımızı, durumları anlatacağız arkadaşlar. Genel durumları. İşte kuşlarımızda yani yavrunun bir tanesi ölen yavru da var. Yumurtada ölen yavru da var arkadaşlar. Kaç tane yavrumuz kaldı? Son durumlar nedir? Yuvalık açılışı. Bayağı bol bir zengin içerikli olsun. Bayağıdır da hani video çekmediğim için şöyle size genel olarak her şeyi göstereyim. Biraz uzun sürebilir videomuz. O yüzden arkadaşlar şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok eğlenceli, gerçekten çok bilgilendirici video olacağına emin olabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle hızlıca başlayalım. Burada yavrularımız biliyorsunuz diğer yavrularımız sahiplendirilmişti. 3 tane yavrumuz var. Önümüzdeki sezon için kullanacağız arkadaşlar bunları. Yani Eylül ayında mızlık olacak bu kuşlarımız. Zaten görüyorsunuz bakın. Cerenin rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Bak dişinin ceresinin rengini görüyorsunuz. Sarı dişinin. Bakın koyu kahve yani koyu kahveye yaklaştı iyice. Güzel bakarsanız 3 aylık 3,5 aylık kuş bu şekilde kızışmaya başlar. Ama tabii biz bunu şimdi eşe atmayacağız tabii. Artık yaz dönemi geldi. Yaz sonu arkadaşlar Eylül başı gibi. Ağustos sonu Eylül başı gibi. Kuşumuzu eşleyeceğiz. Eğer ki şu mavi dişimiz hazır olursa o tarihe kadar. Şu pardon özür dilerim mavi erkeğimiz. Onunla eş yapmayı düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar artık kuşlarımızı ayırabiliriz. Yavrusu yeme atlayan takımınız varsa yavaş yavaş ayırın. Ayırma nasıl olacak arkadaşlar? İsterseniz önce o konuyu anlatalım. Şimdi mesela bu dişiyi buradan alıyoruz. Yani zaten bunlardan yavru alamadık bu sezon. Bu dişiyi buradan alıyoruz. Dişimiz zaten ilk genelde yavruydu. O yüzden zaten bu yılın yani bu önümüzdeki sezonun damızlığı zaten. Alacağız arkadaşlar bu dişimizi. Buradaki salmamıza koyacağız. Dişilerimizi bu salmada toplayacağız. Erkekleri kendi kafeslerine tekleyeceğiz arkadaşlar. Takımı olmayan yani yavrusu yumurtası olmayan kuşları da arkadaşlar ne yapacağız? Yuvalıklarını çıkaracağız. Yani ayırdığımız takımların yuvalıklarını da çıkaracağız. Hem yuvalık dezenfeksiyonu yapacağız. Hem genel kafeslerin temizliğini yapacağız bu arada. Yazın o büyük operasyonu yapacağız ama şimdilik ilk planda bu yuvalığı da çıkaracağız arkadaşlar. Onu da o şekilde size belirtmiş olalım. Parça parça gidelim isterseniz. Çok fazla tek konuda yoğunlaşmayalım. Şimdi neler aldık arkadaşlar? Şöyle 5 kilo bir aktarı aldık. Gördüğünüz gibi sade aktarı. Yazın bunu veriyoruz. Kışın biliyorsunuz içerisine aspurda katıyorduk. Arkadaşlar tekrardan magnezyum hamamaya devam edeceğim. Yani pupa mama gerçekten çok güzel ama ben magnezyayı daha çok beğendim açıkçası. O yüzden kendi toplancıma gider gitmez hemen magnezyum hamamı aldım. Bir paketim daha gelecek arkadaşlar. Bir paket kalmıştı. Bir paket daha sipariş verdim. O da gelecek. Şöyle bir kum aldım. Bakın sadece grit değil. İçerisinde kum da var arkadaşlar. İstediği de kabukları böyle değişik kalsiyum içerikli arkadaşlar. Böyle güzel bir kum yani kuş kumu aldım. Mamaya da katabiliriz. Bakalım yazın inşallah sindirimi hızlandırsın diye. Arkadaşlar bunun ne olduğunu fikri olan var mı? Varsa yorumlara yazsın. Ya da ben hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bu şu taban malzemesi olarak gördüğünüz mısır granülünün öğütülmüş hali arkadaşlar bu. Un haline getirilmiş hali. Bunu nerede kullanacağız? Bunu yuvalığın altında kullanacağız. Bakalım bir kere kumumuz bitmişti zaten. Bir de bunu deneyeceğim arkadaşlar. Fazla almadım. 1 kilo aldım. Bunu yuvalığın altında kullanacağız. Birazdan zaten göstereceğim size nasıl kullanılacağını. Nasıl kullandığımı. Onu da size birazdan izah edeceğim. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz 7 tane yumurta vardı. 7 yumurtanın 3'ü doluydu. Bir tane yumurta kaydırmıştık buraya alttaki takımdan. 4 yumurta vardı. Biri yavru ya hangi yavru bilmiyorum. Kendi yavrusu mu yoksa alttaki albinonun yavrusu mu? Yumurtadan çıkamadan ölmüş. Bir tane de arkadaşlar ben şehir dışındayken ezilmiş arkadaşlar. Bu da o şekilde. Yani burada şöyle göstereyim. 2 tane yavru var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. 2 tane yavru var arkadaşlar. Bir tanesi bayağı büyük. Öbürünün yaş arası var bayağı.
Yani şu çıkan yavrular zaten. Birisi 16, birisi 22'sine çıkmıştı. Arada 6 gün var. Bunları ayırıyoruz demiştim arkadaşlar. Yuvada da çıkaracağız. Bu kafesimiz zaten boş. Bu kafesimize de birazdan şu mavi erkek vardı ya arkadaşlar. Onu buraya tekleyeceğim. Yani önümüzdeki Eylül ayında damızlık olacak o kuşumuz. Burada da albino dişimizin arkadaşlar 7 yumurtası vardı. 5'i doluydu. Bir tanesini yukarı kaydırmıştık. 4 tane yumurta kalmıştı. 4'ü de çıkmıştı arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim bakın. 4'ü de çıkmıştı. Bu şekilde. İçinde gayet güzel renkli olan kuşlarımız da var. Yani farklı bir renk oluşturduk yani kendi kümesimize. Albino dişimizin sayesinde güzel bir renk de atmış. Onu da birazdan gösteririz. Evet, durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz ben bu videoyu burada durdurayım. Daha sonra yuvalıklarımızı çıkartalım bu tezgahımızın üzerine. Yuvalık temizliklerimizi yapalım. Yavrularımızı tekrardan temiz yuvalıklara aktaralım arkadaşlar. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, hızlı folluk ve yuvalık temizliği videomuz zaten kanalda var. Şöylece kuşlarımızı, yavrularımızı çıkardık folluklardan. Şimdi şöyle arkadaşlar, buraya bit tozlarınızı serpiyorsunuz. Bakın şu beyaz gördüğünüz tozlar bit tozları. Şu üstteki tozlar arkadaşlar, bit tozlarını serpmeyi unutmayın. 1,5 avuç arkadaşlar, ben kendi avucum biraz büyük, 1,5 avuç ben bu mısır gronu tozundan koydum. Şimdi hemen mesela görüyorsunuz bu albinonun arkadaşlar yavruları, onu şuraya koyalım. Şöyle tek tek hızlıca bunu hızlı yuvalık folluk temizliği videomuz var. Orada isteyen arkadaş oradan da izleyebilir. Yavrularımıza sonra bakacağız. Ne olursunuz maşallahınızı esirgemeyin. Evet arkadaşlar, bunu şöyle yere indirelim. Bu da mavi dişimizin yavruları. Yine aynı renk görüyorsunuz. Aynı renk atmış babasının renginden. Önceki kuluçkada da olduğu gibi. Önceki kuluçkada yoğun şekilde. Yavrular bu şekildeydi. Bunlar da arkadaşlar gerçekten havalar ısındı. Bayağı iyice yazın biliyorsunuz. Yaz iyi de diye etkisini gösteriyor. Dolayısıyla yavrular da mayışıyorlar. Ama yapmanız gereken arkadaşlar nedir? Elektrolit kullanacaksınız. Yazın kuşlarınıza yulaf vereceksiniz. Ondan sonra özellikle damızlıkları arkadaşlar arada sırada havalandıracaksınız. Sprey sularla hafiften böyle çok abartmadan serinletmeye çalışacaksınız. Bir taraftan da şöyle ekran görüntüsü alayım sizlere. Evet. Yavrular böyle arkadaşlar, bakın. En büyüğü bu yavrumuzun. Şurada bir lutino var galiba. Şöyle göstereyim bakın. Bu lutinomuz arkadaşlar. Kırmızı göz. Lutinomuz. Burada bakabilirsiniz. Albinodan kaynaklı arkadaşlar. Böyle güzel bir renk attı. Kuvvetle muhtemel bu da aynısı olacak. Bu da kırmızı göz arkadaşlar. Lutino. Şuna bakmadım hiç. En küçüğüne. En küçüğü de yine kırmızı göz lutino olabilir arkadaşlar. Güzel bir folluk oldu bu. Yani bu şekilde. Onlardan seni arkadaşlar yine bu şekilde yavru almayı isterim açıkçası. Güzel lutinolarımız olur. Burada babası gibi aynı arkadaşlar bu. Bu kendi yavrusu belli ki. Geçen ağızdaki yavru gibi, yavrular gibi daha doğrusu. Yani şu kuşumuz sarı yüz zaten bu da arkadaşlar. Yani bunun aynısı olacaktır. Belki göğüs şeyleri değişebilir. Sadece göğüs renkleri değişebilir. Kolu değişebilir. Bu kendi yavrusu mu, kaydırdığım yavru mu bilmiyorum açıkçası. Size olabilir arkadaşlar. Daha tam tüylenmemiş çünkü. İnşallah bunlar sağlıklı bir şekilde yeme düşerler. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Şöyle. Güzel oldu. Bu yani şimdi mısır granı tozunu sevdim arkadaşlar açıkçası. Tabii neticesinde kullandıktan sonra alacağız. Yani güzel
Şimdilik bu problem gözükmüyor açıkçası yani. Yavrularımız arkadaşlar 2 tane burada var. 4 tane de burada var. Yavruyken kaydırmıyorum. Yumurtayken yatacağına emindim ama yavruyken arkadaşlar belki zarar verebilir yavrulara. O yüzden bir tanesini buraya kaydırma şansı olabilir ama ben şu an yapmayacağım onu. Albino dişimiz maşallah zaten kursaklarına baktım. Gayet güzel bakıyor. Durum vaziyet böyle arkadaşlar. Yavrularımız burada. Yetiştirdiğimiz yavrularımız Eylül ayı damızlıkları. Onları da şöyle göstereyim tekrardan. Şimdi tekrardan videomuzu durduruyoruz arkadaşlar. Erkek kuşumuzu da oraya alıp videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar bu su yeşili dişimizi de ayırdık denizin yanından. Onu da oraya aldık. Şu erkeğe geçici bir kafes bulacağım bütün dişileri ayırdığımız zaman. Şimdilik daha zaten yavru kalmasında bir sakınca yok. Durum vaziyet böyle arkadaşlar. Erkeğimizi ayırdık oraya. Gördüğünüz gibi erkeği buraya ayırdık. Bu kafesimize alıştıracağız onu. Bu kafesimizde arkadaşlar iyice alışsın. Güzelce arkadaşlar hızlıca damızlık haline gelsin. Yaz boyu ben ona güzel bir bakım yapacağım zaten. Bütün kürleri, bakımları arkadaşlar hepsi tamamlanacak. Şöyle tekrardan aldığımız malzemeleri buraya çıkardım. Yem almıştık arkadaşlar. Böyle kum aldım. Magnezyumumu aldım. Bir de mısır gralinin tozunu aldım arkadaşlar. Taban malzemesi olarak onu kullanacağız. Durum vaziyet böyle. Bakın arkadaşlar işte son halimiz. Şimdi buranın bir suluğu eksik. O da zaten şurada. Gördüğünüz gibi o suluğu da oradan alıp kullanacağım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. İnşallah daha güzel, böyle daha eğlenceli bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.